300 TL'ye varan ilk gün bonusu Tuttur'da. Hemen Tuttur'a üye ol, fırsatı kaçırma. Evet, Galatasaray Parti ile programa devam ediyoruz. Devam etmeden önce bir kez daha hatırlatalım. 300 liraya kadar varan bir ilk gün bonusu var. Tuttur'da aşağıda bulunan linkten Tuttur'u olabilirsiniz ve bu bonusu kazanabilirsiniz. 30 liraya kadar oynamamanız lazım, onu da söyleyelim ama. İstediğiniz kadar kupon yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar kupon yapın. Onların, o kuponların toplamının %10'u kadar bir bonusu elde ediyorsunuz. Aşağıda bulunan linkte. Şimdi Galatasaray Cuma oynayacak. Sonra Salı oynayacak. Cuma Salı, sonra da derbi. Sonra Cumartesi derbiye çıkacak. Evet. Fenerbahçe Pazar Çarşamba Cumartesi. Tamam. Şimdi Galatasaray'da haftanın ilk gün bonusunu alıyor yani. Cuma günü Antep'le başlıyor değil mi? Aynen öyle. Ya Galatasaray ama Antep maçından önce istiyorsanız bir transferle başlayalım. Çünkü bu sabah enteresan açıklamalar var. Hem İrfan Can kahveci meselesini de. İrfan Can kahveci meselesini anlattık. Ya anlattık ama izlemeyen. Yok sen değil artık topu. Yani onu söyleyeyim. Tamam, Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi izlememiş de olabilir. Şöyle ondan yani bahsedelim. Fenerbahçe bugün görüşecek. Bir teklif sunacak. Göksel Bey Galatasaray tarafı da bildirdi. Fenerbahçe ile görüşeceğiz diye. Dünkü kamuoyunu açıklaması dışında da bildirdi. Gel yapıyor yani. Bakın böyle bir görüşme yapacağız yarın, haberiniz olsun dedi. Bu görüşme bugün yapılacak. Bu görüşmeden sonra alınan teklifi değerlendirecek. Sonra muhtemelen Galatasaray'dan bir teklif daha alır. Eğer Galatasaray'ın teklifi Fener'in üstüne çıkarsa Fener'den bir daha alır falan. Bu iş cumartesi pazar anca belli olur. Galatasaray DeAndre Yedlin'i almış. Onu söyleyeyim. Sağdaki. Ha, sen bitti diyorsun bu iş için net olarak. Ben %90 evet. Bitti diyorum. %90 bitti diyorsun. Eyvallah. %90 DeAndre için doğru tercih. Galatasaray DeAndre Yedlin'i Amerikalı. Benim de çok beğendiğim. Newcastle'a gitmeden önce çok iyi bulduğum. Orada pek değerlendirilemeyen. Hızlı, çabuk bir bek olan DeAndre Yedlin'i almış. %90. Dün gece hatta son pürüzler. Rötuşlar yapıldı diyorsun. Evet. Dün gece işte sabaha kadar Abdurrahim Bey'in ofisinde hep beraber çalışıldı. İyi. Kerem Aktürkoğlu'nu askerliğine ertelemeyi unutmuşlar yalnız o kadar. Ya DeAndre Yedlin üzerinde çalışıldı. Hallolun. Sen bu sene şampiyon falan olursa yönetim challenge açıldı yani Fatih Terim evet. için. Santraforsuzluk, matraforsuzluk derken şimdi, yönetime rağmen şampiyon oldu Fatih Terim. Zaten 3 tane havlu oyuncusu vardı, bir tanesini askere çağırdı. Şimdi bu DeAndre Yedlin'i söyleyelim. İrfan'ın dediğimiz gibi yani cumartesi pazar. Ama yapacak bir şey yok. Vatanı görelim aslında. Pazardan evvel belli olacağını sanmıyorum. İrfan işinin. Yani cumartesi pazar belli olur. Mustafa Muhammed meselesi var. Fenerbahçe'nin teklifi eğer söylenildiği gibi ise oyuncu Fener'e gider. Onu söyleyeyim. Eğer yani Başakşehir Fener'e satar. Eğer söylenildiği gibi ise 8 milyon euro altı Deniz Türüç'se. Çünkü Galatasaray'ın en son çıktığı para 6 milyon euro. O da çeşitli bonuslarla şeylerle, yani şöyle yani. Bonuslarla bilmem ne olursa bilmem ne falan gibi. Ama Mustafa Muhammed'de de abi Mustafa Muhammed'de olay şu. Şimdi bir menajer var. Oyuncunun menajeri Batuhan. Batuhan var. Galatasaray diyor ki bizim menajerimiz bu işi Ilgaz halletsin diyor. Yetkilendirme. Yani şu. Bunu evet. diyor Ilgaz halletsin diyor. Ben oyuncunun menajeri miyim? Sen oyuncunun menajerisin. Sen de Galatasaray'ın menajerisin. Benim de aldığım bir haber daha var. Oyuncunun haklarını iki menajerin aldı. Yani oyuncu Mustafa Muhammed bir kişiye bağlı değil ya. Üç tane menajeri var oyuncunun. Bu menajer çatışmaları var. Birisi diyor ki o zaman gelmez. Bilmem ne yapmaz. Şu olmaz, bu olmaz. Biri belki sentetiğini götürmek istiyor. Zamalek'in başkan yardımcısı Türkiye düşman adam. Tamam. Başkan yardımcısı. Türkiye'yi vermeyelim diyor. Üç tane menajer var. İki tane hakkı var. Yurt dışı hakları bende yok, sende. İki tane adam var. Bir de Galatasaray'ın yetkilendirdiği menajer var. Alan transferini hatırlıyor musunuz? Evet. Ha. Orada 28 tane menajer vardı hatırladın ama benim yok, benim yetkilim yok. En son olmadı yani. Sen diyorsun ki Abdurrahim Albayrak Zamalek Kulübü'ne misafirperverliği için teşekkür ederim. Şimdi şöyle. Orada o menajerin yetkisi var mıydı yok muydu tartışmalıydı alanda. Burada adamın var yetkisi. Bak benim yanımda diyor, o diyor bende diyor. Böyle bir durum var yani Mustafa Muhammed. Ya Mustafa maalesef Mısırlı oyuncu olduğu için muhtemelen çok ya işte. Mesela Galatasaray diyor ki 4 milyon dolar diyor. Zamalek tamam diyor. Sonra telefon açıyor başkan. Hepsini peşin verin diyor. Yani orada başkan yardımcısı falan fitliyor. Bilmem ne yapıyor. Böyle bu tip şeyler var. Yani fitne fesat. Siyaset işleri var abi biraz. Yani futbol dışı saçmalıklar var. Burada futbolla ilgili hiçbir şey yok yani. Menajer yetkilendirmesi. Ya o menajer yetkilendirmesi siyaset, aslında biraz futbolla alakalı da. Siyaset bakış açısı falan. Böyle bu tip lüzumsuz işler var yani.
Anlatabildim mi? Ya oyuncuya gelen menajerler çünkü bak, biri demiştir seni Saint-Étienne'e gitmiş. Şu da olabiliyor. Dün Saint-Étienne'e gitmişti bak. Dün Saint-Étienne'e gitmişti. Bak şu da olabiliyor. Onu da hatırlatalım bir kez daha. Mesela ben X kulübünde oynayan yabancı bir stoperim ve benim şeyim var, menajerim var. Fakat benim kulübüm İtalya'yla bağlantıları çok iyi olan başka bir menajeri yetkilendiriyor. Diyor ki benim oyuncumu al Udinese kulübüne götür diyor mesela. Adam tamam diyor, benim ilişkilerim orada iyi. O zaman diğer menajerlerin anlaşmasına bakar. Diğer menajer dersin ki oyuncunun gerçek menajerine. Yani hakların elinde bunda. Kardeşim burada seninle alakalı hiçbir şey yok. Sen o oyuncu üzerinden oyuncunun hak edişi neyse onun %10'unu biz sana zaten vereceğiz. Ben o zaman kenara çekilirim. Niçin uğraşayım ki oyuncuyu götürmek için? Nasıl birileri o işi yapıyor? Onlar onun işinden para kazanıyor. Hatta götüren menajerler oyuncuyu kulübün kazanmış olduğu bonservisten para alıyorlar. Ne alıyorlar tabii. Yani onu söyleyelim. Bu yetkilendirme işinde tam olarak ne vaatler hangi kime verildi bunu bilmemekle beraber... Dün bir Mısırlı gazeteci işte ben de bir kısa bir mini yorum yapmışlar. Hani Mustafa Mehmet Galatasaray'a gelirse ne olur ne biter diye. Akşam buna mesaj attı. Saint-Étienne transferi tamamen yattı. Kulüp oyuncuyu Galatasaray'a verecek. Eğer oyuncu gitmek istemez ise Galatasaray'a. O zaman da Zamelek de kalacak. Fakat oyuncunun da bazı mobbinglerle karşılaşma ihtimali var demişti. Yani oyuncunun kadro dışı kalması klasik. Hatta hiç antrenman alınmaması gibi şeyler. Bilmiyoruz buradan ne çıkacak. Yani film iyi bir film çıkmayacak gibi şu anda. Yani film biraz doğan başlı bir film. Hani sürekli ters köşeye yatırırlar ya seni böyle. Aa burada bu oldu çat bir sahne sonra her şey değişir ya. Katil o değilmiş buymuş hikayesi. Mustafa Mehmet transferi biraz ona benziyor yani. Abi Mustafa Mehmet hiç çözülür de. Yani kulüp işini nasıl çözecekse? Şey çözecek abi. Türk dışişleri falan birisi çözecek. Ben anlamadım yani. Böyle bir durum var. Yani. Galatasaray yani, ne yapsın abi? Abi Mısır'da falan kesin Galatasaray Liseli bir diplomat vardır abi. Bunlar. Bu arada yeni bir gelişme daha olmuş. Şimdi de 1,5 yıl kiralama anlıkta satın alma opsiyonu tamam diyorlar. Yo, yani, dün de öyleydi zaten. 1,5 yıl kiralama sonra para ödenecek falan hikayesi vardı da. Son dakikada geçiyor. Abi. Dış ses. Evet. Evet. Yani, o bilemiyoruz yani. Orada El Vatan diye bir gazete var. Bu konuya çok şey. Benim dün konuştuğum muhabir de oydu. El Vatan gazetesinin muhabiriydi zaten gazeteci. Göreceğiz bakalım. Gerson Fernandez'i ne diyorsunuz? Yok mu şöyle bir şey? Bana da biraz... Varsa müthiş transfer olur. Ben yani de varsa öyle. Varsa muazzam transfer olur. Var mıdır bilmiyorum. Keşke yani. Olsa. Keşke olsa. Keşke büyük, olsa. Büyük futbolcu. Ama... izlemek isteriz abi. İmkansız mı diyorsun? İmkansız demiyorum. Şey yokmuş diyor yani. Yokmuş. Yokmuş diyorsun. Öyle bir durum yok. O zaman Gaziantep Galatasaray maçıyla alakalı da yorumlarınızı rica edelim. İşte şimdi Sapinto... Bilmiyorum abi Sapinto'yu ben. Ne yapacağını bilmiyoruz abi. Ya bir bu arada Hatay maçında... Morais ayrıldı takımdan. Golü attıktan sonra kendi kalesine sebebiyet verdikten sonra falan. Acayip acayip işler oldu. Bu arada yani ama Hatay Spor maçında da 90+7'de... Yediler şu golü. Kaybettiler de... maç içerisinde attıkları gol de çok organize gördüm ben ama Gaziantep'i. Zaten oturmuş takımdı. Organize bir takımdı. Şimdi Sapinto şey yapacak. Jefferson'un golü çok acayip bir gol yani bence. Hazırlanış bakımından söyleyeyim. Yani Sapinto ne yapacak? Kurguyu devam ettirecek ki bence öyle. Devam ettirecek gibi gözüküyor ama tabii oyuncu dilinden nasıl anlayacak? Kevin Miralas yok. Kevin Miralas'ın olmaması hücum seçeneklerini daha da kısıtlıyor. Öyle ifade edelim ama diğer oyuncular bunu kapatabiliyorlar. Onda bir sıkıntı yok. Galatasaray'ın işletim sistemi Feghouli'ydi. Feghouli yok. Feghouli işletim sistemi yokken Arda Turan'a nasıl bir görev verecek? Benim nedense bana çok zayıflamış gözüken Henry Onyekuru 11'de olacak mı? Ya bence Onyekuru geldikten sonra yani, olmayacak. Yani Onyekuru'yu şöyle kullanacakmış hocam. İç sahada Arda oynar, deplasmanda Onyekuru oynar dedi. Birileri yani. Ha. Şey, dost muhabbetlerinde böyle bir şey olabilir mi? Peki Onyekuru geldikten sonra ya yani orta sahada belli başlı Arda Emre'nin yerine geçer. Evet. Falan. Öyle bir şey olur. Göreceğiz. Yani ne olacağını bilmiyoruz ama ben 3 golden fazlasını izleyeceğimizi ben düşünüyorum. Ben sana öyle söyleyeyim yani. Gaziantep'in de son 4 maçının 3-2,5 üst ve karşı gol var. Ben Mustafa Muhammed iyi bir santrafor. Mustafa Muhammed gelirse. Dominant santrafor. O zaman Falcao yönetmeyecek demektir. Hı hı. Ya Falcao zaten nerede ki şu an yani? Falcao nerede onu da bilmiyoruz bu arada. Yani, oldu iddia ediyor Falcao ama. Falcao Türkiye'ye bile gelmez diyenler var. Evet onu diyenler var. Hı. Türkiye'ye de gelmez artık diyenler var. Olabilir. Eşi burada ama hani. Özellikle. Yani. Tamam hiç gelmez o zaman. Hiç gelmez. Adam bir deplasmana gitmiş seni çok özledim diye Instagram'dan post atıyordu. Galatasaray taraftar dedi bir şey. Yenge dur adam kadroya girdi bir bırak bizi Allah aşkına falan diye böyle. Falcao'nun yani, eşine. 7-24 beraber olmuş. En ufak ayrılıkta. Çok büyük hayal kırıklığı gerçekten. Büyük hayal kırıklığı. Yani böyle olacağını kimse tahmin edemiyordu. Tabii canım. Yani. Galatasaray sakat oyuncu falan de. Almadı yani. Almadı. Tabii ya aynen öyle ya. Adamın son 3 senesi zaten sürekli oynayan bir adamdı. 100 maç önede olur mu işte? Yani. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin.
bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vil sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. 300 TL'ye varan ilk gün bonusu Tuttur'da. Hemen Tuttur'a üye ol, fırsatı kaçırma.